Aslında Tarım programından merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta hem insanı hem iklimi her daim sıcak Antalya'dayız. Anadolu'nun eşsiz yöresel zenginliğinin buluştuğu Yörex Fuarı'nı ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle birlikte coğrafi işaret tescili almış marka ürünlerimizin hikayelerini sizler için aktaracağız. Hazırsanız Mevsimde Tarım başlıyor. Buyurun. Elimde 3 tane madalya görüyorsunuz. Bir tanesi altın, iki tanesi bronz. Ama bana ait değil. Yanımızdaki arıcı abimiz Halit Çelebi'ye ait. Kendisi bal konusunda dünyada ödüllü arıcılarımızdan bir tanesi. Nereden geldi abi bu ödüller? Arıcılıktan bu 2 yıl önce bir tanesi bronz madalya. İstanbul'da yapılan Apimon diye Dünya Arıcılık Kongresi'nden aldık sızma baldan. Altın madalyayı bu sene Kanada'da Montreal'de Dünya Arıcılık Fuarı'nda yine Apimondia'dan aldık. Bronz madalyayı da yine kristalize baldan Kanada'daki Montreal'de yapılan yine Apimondia'dan Dünya Arıcılık Kongresi'nden aldık. Yani 3 tane ödülle şu anda devam etmekteyiz firma olarak da. Kaç yıldır arıcılık yapıyorsun? 25 yıldır arıcılığın içerisindeyiz. Amasya'nın hangi bölgesi? Amasya merkeze bağlı 30 kilometre içeride Ortaköy köyünde ikamet yapmaktayız. Arılarımız da orada, işletmemiz de orada. O şekilde devam etmekteyiz. Amasya merkeze bağlı. Kaç kovan var? 300 civarında kovanla çalışıyoruz. Ve çıkardığımız çeşitler genelde o bölgenin çiçek balı mı? Tabii aynen. Çiçek balı olaraktan çalışıyoruz biz. Aynı sadece bal üzerinde de çalışmıyoruz. Arı ürünleri üzerine de bal, polen, propolis, apilarnil, arı sütü ve bunların işlenmiş halleri, toz halleri ve kapsül hallerini de yapıyoruz. Şimdi ödüllerden bir tanesi dedi ki kristalize olmuş balda ödül aldım dedin. Her zaman da bir tartışma konusudur. Bal kristalize olur mu olmaz mı? Ne zaman olur? Nedir bunun asıl cevabı, gerçek cevabı? Bu şimdiye kadar bizim kandırıldığımız bir konu diyebiliriz. Şimdiye kadar hep sızma bal kristalize olduğu zaman çöpe giden bal olarak devamlı finanse edildi. Aslında kristalize olmayan bal tehlikeli baldır. Çam balı hariç. Kristalize 3-4 ay içerisinde tüm çiçek balları kristalize olur. Çiçeğin şeyine göre değişmek şartıyla yani 3 ayla 4 ay içerisinde kesin kristalize olur. Aslında kristalize şeklinde kullanmak gerekir balı. Çünkü biz bunu tekrar ısıtıyoruz. Isıttığımız zaman enzim kaybı ister istemez oluyor. Yani hiç sızma balla uğraşmadan kristal bal. Avrupa'da o şekilde zaten. Raflara gittiğiniz zaman hep kristalize bal görürsünüz. Yani sızma baldan da daha baldır kristalize bal. Ama Türkiye'de ne yazık ki, ama biz bunu aydınlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bunu çevireceğiz tersine. Uyanış başladı. Abi. O zaman bir ödüllü kristalize balın tadına bakalım mı abi? Tabii. Şunu ben şimdi bu mikrofonu sana vereceğim. Tabii buyurun. Ödüllü balı alacağım. Bu dünya üçüncüsü balımız. Bu dünya üçüncüsü. Tabii oldu. Buyurun. Kristalize balımız. Zaten bayağı da şey bu evet, arada katı. Evet. Tereyağı gibidir. Ağzınızda kıtır kıtır yapmaz. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Ödüllü bal. Ekmeğe de çok rahat sürünebilir. Krem balla aynı kıvamdadır. Aynı zamanda krem balımız da var. Yalnız bu kristalize bal. Çok güzel ya. Yani kaymak gibi kayar ağzınızda. Gerçekten. Evet. Yani o kristalize olmayan balın tabii ayrı bir şeyi var. Bu arada sen ben röportajda görevler değişti abi. Şu anda balı ben konuşuyorum. Mikrofon sende. Bunu şöyle koyalım. Ama tadan sizsiniz. Konuşması vallahi gereken sizsiniz. Güzel gerçekten. Ona hep alışmışız böyle ekmeğin üzerine sürmeye ama bu da ayrı bir lezzet. Şu kara kovanımız. Bu kara kovan. Evet. Bu dünya birincisi balımız bu. Aynı Kanada'daki Apimondia'da Dünya Arıcılık Fuarı'nda altın madalyayı alan, yani dünyanın en iyi kara kovan balı seçilen arı bal bu. İşte hep Anadolu coğrafyası zengin diyoruz ya. O lafta kalmasın. Zenginlik burada elimde şu anda. Dünyaya bu balı sunmuşuz ve birinci gelmişiz. 120 ülke arasından birinci gelen kara kovan balı. İşte Anadolu'nun zenginliği.
Anadolu'nun tüm zenginlikleri bu fuarda sergileniyor. Hemen arkamda görüyorsunuz halı dokunuyor. Ayşe Akbaba ablamız halı dokuyor. Ablacığım bu hangi yörenin halısıdır? Devşamaltı Kavanlık Köyü'nün has halısıdır. Antalya yöresine ait. Evet, Antalya olarak ilimiz. Şimdi bu ipler görüyoruz ki rengarenk ve hepsi de kendi yine yaptığınız ipler mi? Kök boyasıyla. Evet, kendimiz yapıyoruz hep. İpini alıp. Yeri geldiği zaman koyun yününe kendimiz eğirerek ceviz kabuğundan, palamut kabuğundan boyalarını kendimiz elde ederek kök boyasından, kırmızı falan kök boyasından olur. Kendimiz elde ediyoruz genelde. Şimdi mesela burası yaklaşık 1 metrekarelik bir halı yanlış bilmiyorsam. Evet. Ne kadar sürer bunu dokuma? 1 metrekare halı bir tek kişi başına dokumak için 20 ile 25 gün arası sürer. Hakikaten derler ya el emeği göz nuru diye, öyle bir şey değil mi? Aynen öyle, evet. Peki şimdi bunları da artık eskisi kadar sık görmüyoruz. Her şey makineleşmeye döndüğü için makine halıları yoğunluklu. Sizin köyde kaç kişi bu işi yapıyor hala? 3-5 kişi diyeyim, en fazla yapan kalmadı artık. Makine hazır, her şey hazıra dönünce el emeğinin değeri kayboldu. Sizler de son temsilcileri misiniz? Evet, aynen öyle. Biz de kızlarımıza, oğlumuza, torunlara hediye olarak, hatıra olarak birer yapıp koyuyoruz şimdi. Peki abla, sizlerden sonra ne olacak? Unutacak mıyız biz bunları? Evet, unutacağız artık. İnşallah unutmayız. Sen ve senin gibiler gösterirler etrafına. Evet, evet. Ama tabii bu biraz da bu işin ticaretinde olması lazım değil mi? Yani siz bunları üretiyorsanız, belli bir emek veriyorsanız karşılığını alacaksınız ki bu üretimde devam etsin değil mi? Evet, aynen öyle. Çünkü karşılıksız hiçbir şey olmuyor derler ya. Yap nereye kadar yapabilirsin, parasız yapamazsın. Para dönmesi gerekiyor işin bir yerinde. Ablacığım, bunun bir tekniği var mıdır? Neye göre yapıyorsun? Tekniği tabii ki karşılıklı iplerinin kaldırması, indirmesi ve çapraz olmaması için tekniği elbette. Birini arkadan birini önden alarak bu düğümü atıyorsun ve bu düğüm hiç çözülmez. Böyle asılırsın, hiç çözülmez, kesersin. Bak şöyle, tekniği budur yani, karşılıklı tutarak düğümü atıyorsun buraya. Sonra da yıllarca bu aynı halı kullanılıyor. Eskir gider, dibinin rengi kalır veya resmi kalır. O şekilde oluncaya kadar kullanabilirsin. Evladiyelik, torunluk hatta. Aynen aynen, torunların torununa kadar gider. Dayanır yani, sökülmez çünkü. Bir de şeyi merak ettim, bu motifler, desenler neye göre belirleniyor? Yani sen kendin mi belirliyorsun, yoksa belirlenmiş bir standardı var, geçmişten gelen bir model var da o mu uygulanıyor? Geçmişte atalarımız, yörüklerimiz yapmış bu modelleri, kafasında tasarlamış. Bir yörükler bir araya geldiği zaman toplanmış, halının ortasına göbeğine bir top modeli koymuşlar. Çobanımızın birini akrep sokmuş, akrep koymuşlar. Göğe bakmışlar, yıldızı görmüşler, kelebek yapmışlar doğadan uçarken. Böyle şeylerimiz, İslam'ın şartı beş derler, kenarımıza beş taşı koymuşlar. Her şeyi anarak, hatırlayarak halıya yansıtmışlar. Ne güzel söyledin ya. Aslında şurada bütün hayatın bütün gerçekleri bu halıya dokunuyor değil mi? Aynen. Eski yörüklerimiz bir yerden bir yere göç ederken tabii her şeyle karşılaşıyor. Onun için hep bir halıya yansıtmışlar. Bir gerçeğe yansıtmışlar. İşte halı deyip geçmemek lazım. Burada bir hikaye var. Burada bizim öz hikayelerimiz var. O yüzden diyoruz hep sahip çıkmamız gerekir diye. Burada çok güzel bir hikaye var. O hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir kadın kooperatifi kurulmuş Ankara Bağla'da ve o kooperatiften de gerçekten harika ürünler çıkıyor. Biraz bilgi alalım istedik. Yanımızda Doktor Figen Ar var. Kooperatifin kurucu başkanısınız. Evet, evet. Kooperatifin ismi nedir? Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Ankara'nın Bağla ilçesinin Afşar köyünde faaliyette bulunuyoruz ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulduk. Kaç üyeniz var şu an? Şu anda 20 kadınız. Biz 20 kadın
Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bu hale geldik. Üretimlerimiz tarladan sofraya kadar. Hanımlar hem tarlada üretiyorlar o ham maddelerle, mutfakta gece yarılarına kadar çalışıp sizlere sunduğumuz ürünleri üretiyorlar. Yani hem tarlada o üretimi yapıyorlar hem de hasat ettikten sonra o ürünleri katma değerli hale getirdikleri safhada da varlar, öyle mi? Kesinlikle evet. Ve ürünlerimiz bizim özellikle normal bir ürün değil. Çünkü tesisimizin elektriğini güneş enerjisinden sağlıyoruz. Atıklarımızdan solucan gübresi yapıyoruz. Yani minimum karbon ayak izi ve sıfır atıkla üretim yapıyoruz. Tarlalarda pestisit kullanmıyoruz. O yüzden civasız üretim. Civasız Türkiye projesine de katkı sağlıyoruz aslında. Peki neler üretiyorsunuz? Neler var? Aklınıza mutfakta üretilen ne varsa üretiyoruz. Tarhanamız, eriştemiz, reçellerimiz, salçamız, soslarımız. Aklınıza ne geliyorsa sirke, turşu. Ve bunlar hanımların ürettiği ham maddelerden üretiliyor. Tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretimlerimizi yapıyoruz. Peki pazarlama tarafını nasıl hallediyorsunuz? Orada biraz güçlüğümüz var. Bir üniversitenin öğrencileri bizim adımıza bir e-ticaret sitesinden ürünlerimizi satıyorlar. Ayrıca biz istiyoruz ki market zincirlerde de bulunalım. Fakat onlar paramızı 6 ay sonra verdiği için biz o 6 aylık dönemde hem işletme maliyetlerini hem ham madde teminine tahammül edemiyoruz. O yüzden şu anda en büyük problemimiz pazarlama ayağında. Pazarlama ağımız güçlendikçe köydeki ağımız da artacak. Daha doğrusu köylerdeki ağlarımız artacak. Şu aşamada bile biz daha çok yeniyiz. Şubat ayında kurulduk. Şu aşamada bile sadece köyümüzden ham madde almıyoruz. Diğer köylerden de yetmediği zaman alabiliyoruz. Sadece hanımların yetiştirdiği ham maddeler yetmiyor zaman zaman. Dolayısıyla etki alanımız genişliyor her gün. İnşallah bu sizlerin desteğiyle de daha çok kişiye ulaşır, daha verimli projelere imza atabiliriz. Hakikaten hep diyoruz ya, nerede bir yerde kadının eli değiyorsa o iş hakikaten çok daha güzel oluyor, çok daha kaliteli oluyor, verimli oluyor. Ama işte o verimin, o kalitenin üretenlerin de arkasında durmak lazım. Yani burada bir kooperatif hikayesi var. Çok önemli bir noktaya değindi Figen Hanım. Pazarlama tarafında zincir marketler 6 ay sonra paramızı ödediği için biz maalesef o tarafa giremiyoruz dedi. Gerçekten 6 aylık bir finansman süreci hele hele küçük üreticiler için çok zor. Bizler gibi perakende alışveriş yapan tüketiciler marketten alışverişimizi yaparken anında nakit ödeme yaparken maalesef o üreticiye para 6 ay sonra gidiyorsa işte orada bir sıkıntı var demektir. Şimdi kadınlarımızın yaptığı ürünlerin tadına da bakıyoruz. Burada birbirinden güzel, hakikaten işte süt reçeli var, kahvaltılık sos var, yine diğer reçellerimiz ve kurutmalıklar var. Yanımızda kooperatifin üyesi, yönetim kurulunda olan Zülkariye küçük ablamız da var. Zülkariye abla, bunlardan hangilerini sen yaptın? Bu süt reçelini ben yaptım. Öyle mi? Şimdi peki bunun bir özelliği varmış. Çünkü süt herhangi bir süt değil, senin... İneğimizin sütü. Senin ineklerin sütü. İneklerin sütü. İnekleri kendimiz sahip, sütünü kendimiz alıp, kendimiz kaynatıp doğal olarak sunuyoruz. Süt reçelinin içinde ne var başka? Süt var. Süt ve şeker. Şeker peki? Şeker kendi pancarlarımızın şekeri. Kendimiz üretiyoruz. Her şey doğal. Yani şekeri, sütü, her şeyi sen kendin üretiyorsun ve katma değerli hale getirip bu şekilde pazarlıyorsun. Öyle pazarlıyoruz ve çok güzel. Emeğinize sağlık. Bir tadına bakıyoruz o zaman. Zülkariye ablamızın ineklerinin sütü sağlamış. Sonra yine şeker pancarı yetiştiriyorlarmış. O pancardan elde edilen şeker, ikisi bir araya gelince işte bu lezzetli süt reçeli ortaya çıkıyor. Bakalım tadına. Thank you.
Fuarda yok yok. Devrek bastonu biliyorsunuz çok meşhurdur. Coğrafi işaret almış bir ürünümüzdür, bir değerimizdir. İşte o değerinde ustası yanımızda Tansel Işık. Tansel abicim kaç yıldır devrek bastonu yapıyorsun? Yaklaşık 40 yıldan beri yapıyorum. Bu işi şu anda kaç kişi yapıyor senin gibi? Devrekte 15 civarında yapan arkadaşımız var. Benle beraber. Az değil mi? Az. Ama günümüz şartlarında bu bile iyi. Ama çabamız çok. Daha çok çoğalsın, daha çok yapan usta yetişsin diye. Devrek bastonu yapan şey nedir? Yani bu ürün nasıl yayılmıştır? Sebebi neler? Devrek bastonu hem bir aksesuardır hem bir dayanaktır. Bunun böyle olmasının sebebi kullandığımız baston gövdesinde kullandığımız ağaç. Bunun adı kızılcık ağacı. Hani derler ya kızılcık sopası yediniz mi, bu o. Son derece sağlam, esnek, adeta baston için yaratılmış bir ağaç. Tabii uzun bir yapım süresi var. Şartlara uygun alıp bunu ürettiğinizde uzun yıllar dededen toruna geçebilecek bir ürün ve ileride koleksiyon olup antika değeri alabilecek bir ürün. Bir bastonun yapımı kaç gün sürüyor abi? Şimdi bizde başlangıcı devrek bastonun 4 ana modellidir. Bugün yüzlerce çeşit var. Bir günde yapılan da var, bir haftada yapılan da var, 6 ayda yapılan da var. Yoksa bir bastonun ormandan kesilip nihayetinde baston olması 2 yılı bulur. Devrek bastonu zanaattan sanata doğru bir yolculuktur. Biz bu yolculuk içerisinde ustaların kabiliyetine göre değerlendirilir. Birçok çeşit, birçok ürün her geçen gün bu işe katılıyor. Peki boyasında bir özellik var mıdır? Yani işleme sürecinden sonra boyasıdır, verniğidir. Şimdi bakın, bu sanata doğru bir yolculukken ahşap oymacılığın bir türü, bu artık heykeltıraşlığa doğru gidiyor. Bastonları üretirken ahşap oymacılığında kullanılan hemen hemen bütün teknikleri kullanmaya gayret ediyoruz. Boyasında da birçok yeni, eski, farklı çalışmalar yapıyoruz. Eskiden asitle renklendirilirken, çini mürekkebiyle renklendirilirken, işte efendim gomulak cila kullanılırken, bugün ahşapta kullanılan, insan sağlığına zarar vermeyecek tarzda birçok malzemeyi bastonda deniyoruz, kullanıyoruz, uygun olanları tatbik ediyoruz ve satışa sunuyoruz. Devrek bastonu fiyatı kaç liradan başlıyor, kaç liraya kadar gidiyor? İyi bir devrek bastonu, hakiki bir devrek bastonu, coğrafi işaret belgesine haiz ürünlerin 100 liradan başlar, birkaç bin liraya doğru gider. Bizim nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu fiyatta odaklanmış halde. Burada da karşılaşıyoruz. İnsanlar girer girmez bastonlar ne kadar diye soruyorlar. Biz istiyoruz ki evvela bir seyretsinler, evvela bir anlasınlar, zevk alsınlar. Yani bu malzemenin nasıl yapıldığını öğrensinler. Alıp almamaları çok önemli değildir. Çünkü bizim gibi böyle el sanatı ustaları, sanatkarlık yapmaya çalışan insanların övgü paradan önce gelir. Yoksa bu işi yapmazdık yani. Fazlasıyla övgüyü hak ediyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Ben birazdan hepsini tekrar inceleyeceğim ama gözümü alamıyorum zaten. O kadar güzel, sizler de görüyorsunuz, o kadar güzel ürünler var ki, yani gerçekten bir sanat eseri. Marka olması boşa değil. Coğrafi işaret tescili alması boşa değil. Hakikaten bu değerleri bilmek, öğrenmek ve sahip çıkmak gerekiyor. Ve özellikle de ustalarına tabii. Standında da öne çıkan ürünlerden bir tanesi Salep.
Bucak Salebi mi? Bucak Salebi. Yanımızda da Aziz Gündüz ustamız var. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 1970 yılından beri babam mesleği, babamız vefat ettikten sonra 25 seneden beri de bir fiil biz salep işi yapıyoruz. Şimdi bu elimizde gördüğünüz salebin kendisi değil mi? Kendisi, ham maddesi. Orkide bitkilerin kökleri. Orkide bitkisinin kökleri. Bunlar ne oluyor? Bunlar öğütülüyor. Büyütülüp bu şekilde toz oluyor. Toz haline getiriyor. Sonra da bunlar Sütle karışıp sıcak salep oluyor. Salep haline geliyor. Salep o kadar kıymetli bir ürün ki, daha doğrusu tozu, ben en son hatırladığımda kilosu 450-500 lira civarındaydı. 4-5 yıl önce de. Şu an kilosu 700 TL. 700 TL. 700 TL. Gördüğünüz gibi, çünkü şuradan biliyorum, bir gün evde yapayım da gideyim ya bir kilo alayım dedim. Sonra fiyatı bir öğrendim. Genelde, bana oradan 50 gram ver. Genelde gelenler hep bir kilo alım diyor. Fiyatını duyunca 50 grama 100 grama düşüyor. Bucak salebinin özelliği ne? Bucak salebinin özelliği 1 litre sütte 7 gram salep. 7 gramla o tadı, o kıvamı veriyor. Anladım. O yüzden zaten gram gram alsak gram yetiyor gram. Bize. Ya, aynen. Hele şimdi kilosunu duyunca 700 lira diye, o yüzden ya, en güzeli gram yani var. 100 gram eve aldığınız zaman bir kış boyunca yeter. 16 defa kullanırsınız. Birer litre yapsanız yani. O zaman bir tadına bakalım. Tabii, tadına bakalım. Evet, kışa doğru girerken ilk salebimize, bu kışın salebinde deniyoruz. Karahisar Uşak standının önündeyiz. Burada yine coğrafi anlamda marka ürünlerimiz var. Yanımızda doçent doktor Veli Gök var. Kendisi gıda mühendisi. Evet efendim. Afyon Karahisar Uşak dediğimiz zaman bu bölgede neler öne çıkıyor marka olarak? Biz özellikle Afyon bünyesinde ticaret odamız coğrafi işaret ürünlere çok önem veriyor. Özellikle Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon lokumu, Afyon kaymağı, şuhut keşkeği ve haşhaş eritmesi üzerine coğrafi işaretler almış bulunuyoruz. Burada da başlıca bizim Afyon sucuğu ön plana çıkıyor. Hatta dün onun esprisi olmuştu. Kayseri mi, Afyon sucuğu mu diye. Afyon sucuğunun en önemli özelliği manda eti olması. Özellikle %15 manda eti coğrafi işaretli ürünlerde bulunmak zorunda. Gördüğünüz gibi biraz önce de tadına baktınız. Biz temel ürünümüz bizim manda. Mandanın hem eti hem sütü, kaymağı. Kaymağı hem de yoğurdu özellikle bazı bölgelerimizde. Özellikle bu coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmak amaçlıyoruz ve özellikle de ulusal pazarda pazarlamak istiyoruz. Her standın önünden geçerken her tarafta ikram var. Sağ olsunlar. Her şeyin tadına bakmaya çalışıyoruz. Allah'tan biraz aç mideyle geldik de burada tuzlusundan tatlısına kadar, ekşisinden yağlısına kadar her şeyi tadıyoruz. Şimdi de ekmek kadayıfı, meşhur ekmek kadayıfı ama daha da önemlisi üzerinde manda kaymağı var. Afyon manda kaymağı. Bir de onun tadına bakacağız. Girişimcilik ekosisteminin tüm bileşenleri bu programla Bloomberg TT'de. Girişimcilik dünyası. Neleri gözlemlediniz? Yani Türkiye'de şunlar eksik ve ben bunu kurmalıyım dediğiniz ne vardı arkasında fikir? Güzem Yılmaz, melek yatırımcılar ve mentorlar eşliğinde girişimcilerin hikayelerini paylaşıyor, çarpıcı örneklerle girişim dünyasına adım atmak isteyenlere ışık tutuyor. Girişimcilik Dünyası yarın 12.30'da Bloomberg TT'de.
tarladaki bahçedeki ürünleri gösteriyoruz ama bir de işin katma değerli tarafı var. İşte bu makineyle de görüyorsunuz yerli susam sıcak tahine dönüşüyor. Hemen ardından da kavanozlara konuluyor. İşaretli ürün dediğimiz zaman ilk akla gelen ürünlerin başında peynir geliyor. Özellikle sabahtan akşama kadar neredeyse her öğünde tükettiğimiz ürünler. Ve özellikle marka değeri yüksek birçok ürünümüz var. Coğrafi işaret tescili almış olan, almayı bekleyen. Bu işin ekonomisi de çok büyük dünyada. İşte bu konuları Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yavuz Öztürk'lerle konuşacağız. Yavuz Hocam aynı zamanda Peynir Deyip Geçmeyin kitabının yazarlarından. Hocam peynirin biraz vizyonunu konuşalım istiyoruz. Yani çok farklı açılardan zaman zaman konuşuyoruz ama evet. Şimdi bakıyoruz bazı ülkeler var peynirin ihracatından yıllık 2,5-3,5 milyar dolar bulan evet. ihracat gerçekleştiriyorlar. Evet. Bize baktığımız zaman 150 ile 200 milyon dolar arasında kalıyoruz. O da nereye zaten ihraç ettiğimiz belli. Kalıp peynirler Orta Doğu pazarına ağırlıklı ama evet. şöyle bir içeriye baktığımız zaman Anadolu coğrafyasına müthiş bir zenginliğimiz var. Evet. Kaç çeşit peynirimiz vardır? Nasıl bir peynir vizyonu ortaya koymamız lazım? Bizim ulaştığımız en son rakam 220'nin üzerinde peynir sayısı olarak. Türkiye en eski kadim coğrafyalardan biri olarak ve peynirin en eski üretim coğrafyalarından biri olarak bu konuda hak ettiği yere gelmek zorundadır. Çünkü o potansiyele sahiptir. Ancak o potansiyeli kinetize etmek ve mobilize etmek için, harekete geçirmek için bazı şeylerin, bazı işlemlerin, bazı projelerin, stratejilerin geliştirilmesi gerekir. Bunların başında da ilk önce peyniri bir kültür olarak yerleştirmek gerekiyor. Çünkü peynir zaten bulunduğu kültürün, coğrafyanın bütün özelliklerini çağlar boyunca taşıyıp getirebilen eşsiz bir özelliğe sahip, çok fazla çeşidiyle ve karakteristik özellikleriyle bulunmaz bir başat ve lokomotif ürün olarak karşımıza çıkıyor. Markalaşma ve tanıtım konusu zaten bilinen bir konu. Dünya nasıl yapmışsa biz de onu öyle yapabiliriz. Ancak bunu yapmadan önce peyniri bir kahvaltılık ürün, bir besin maddesinden öteye taşımak ve peynirin ötesinde sıra dışı yönlerini ve uzanabildiği sektörleri bir kümelenme mantığı içerisinde ele alarak peynire yaklaşmamız gerekiyor. Her zaman verilen bir örnektir. Küçücük bir Rockford kasabasına 200 bin tane turist geliyorsa bir yılda ve 10 binin üzerinde istihdam sağlayabiliyorsa 500 milyon euroya yakın bir katma değer üretebiliyorsa demek ki peynirde farklı bir yöresel ürün gücü var demektir bu. Yani gastroturizm içerisinde merkezi bir noktaya oturtulması gerekiyor. Fuarda 81 ilin 81'ini de ziyaret ediyoruz. Aslında o yönden şanslıyız. Şimdi de Gümüşhane'deyiz. Pestil ve kömesiyle ön plana çıkıyor. Selahattin Atalay abimiz yanımızda. Nedir bu Gümüşhane'nin pestil ve kömesinin özelliği? Efendim pestil köme yüzyıllara dayanan bir ürün. Eskiden çikolata, şekerleme ürün falan buna benzer şeyler yoktu. Nenelerimiz bunları yazın kurutarak kışın misafirlerine ikram ediyordular. Bu sektör haline geldi. Gümüşhane'de yaklaşık 25 tane üretici firma olarak Türkiye'ye yurt dışına da açılmaya başladık. Tamamıyla doğal enerji. Neler var içinde? İçerisinde ceviz var, dut var, fındık var, pekmez var, süt var. Bunlar tamamıyla hepsi bir doğal enerji. Yani aslında biz pekmezi
hazırlıyoruz, işliyoruz. Sonra da işte fındıkla, fıstıkla, cevizle, bademle neyse onunla buluşturduğumuz zaman bu lezzetler ortaya çıkıyor. Evet. Özeti bu değil mi? Aynen öyledir. Şimdi tabi buna siz köme diyorsunuz değil mi? Köme diyoruz, evet. Köme, bizim orada da mesela bu cevizli sucuk derler buna. Doğru. Yöresel ondan sonra değişiyor. Yöresel olarak isimler evet. değişiyor ama... Pestil. Pestil zaten... Sarma tatlımız oluyor. Evet. Muska. Muska tatlımız oluyor. Ballı tatlımız oluyor. Bunlar da sarmanın çeşitleri. Kadayıflı sarma. Hindistan cevizli, bir de soko pestilimiz var. Şimdi en sevdiğim standlardan bir tanesine geldik. Ankara'nın Çubuk ilçesinin ürünleri burada sergileniyor. Turşu. Özellikle kışın tüketilen bir ürün ama ben neredeyse yaz kış tüketiyorum. Çok da seviyorum. Özellikle ev yapımı turşular. Şimdi o turşuların biraz hikayesini alacağız. Selahattin Kayahan'dan. Çubuk turşusunun özelliği nedir? Çubuk turşusunun özelliği doğal olması. Coğrafi yapısından kaynaklanıyor biraz da. Bütün ham maddesini kendimiz üretiyoruz. Havasından, suyundan. Ve suyunun kireçli olmasından biraz daha fark ediyor. Katlı maddesi yok. %100 doğal. Hani tuz, sirke, hayat tuzu kullanıyoruz genelde. Sirke ne sirkesi? Sirkede üzüm sirkesi kullanıyoruz. Yine kendi yapımımız mı o da? O da kendi yapımımız. Bizim Çubuk'ta yapılır. Burada bakıyorum o kadar çok çeşit var ki. Kaç çeşit turşu var? 36 çeşit turşu var. Salatalıkları şeydir onların hepsini biliyoruz zaten de. Böyle çok ender bilinen ne var farklı öne çıkan? Farklı kozalak olur. Yumurta turşusu olur. Pırasanın turşusunu yaparız. Onlar da isteyenlere yaparız yani. Öyle standart gitmez onlar fazla. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Dede mesleği, dededen, babadan, babadan sonra bize geçti. Şimdi burada çeşit çeşit turşu var ama her turşunun yapımı da aynı değil herhalde. Değil. Farklı farklı. Her turşunun yapımı farklı olur. Salatalık tarladan gelir, elenir, yıkanır, iğnelenir. Dolumu yapılır, tuzu sirkesi girer, çekilir depoya. Fasulye mesela sapı kırılır, haşlanır. Ondan sonra dolumu olur. Patlıcan turşusu. Haşlanır. Karnı yarılır. İçine iç dolar. He. Dolma yapılır. Yani hepsi farklı farklı. Biraz daha farklı. Meşakkatli. Biraz daha meşakkatli. Hatta turşunun babası diyebiliriz yani buna. Değil mi? Evet. Hatırlayacaksınız, gıda enflasyonunu çok konuştuk geçtiğimiz aylarda. Sebze meyve fiyatları ciddi şekilde arttı. Özellikle sebzede artık insanlar yavaş yavaş evlerinde turşu kurmaya başladılar, konserve yapmaya başladılar. Hatta kavanoz kapaklarının hem fiyatları arttı hem de piyasada olmadığına yönelik haberler yayınlanmıştı. Aslında gıda enflasyonunu ya da fiyatların yükselmesini beklememize gerek yok. Evde hala bunların tüketilmesi gerekiyor. Hazır da alınabilir, yapılabilir ama bunlar bizim geleneğimiz, göreneğimiz, kendi yerel tadlarımız. Unutmamak lazım. Ve özellikle de probiyotik özelliğini düşünürsek sağlıklı olduğunda bir kenara yazalım. Tartışmalı standlardan birine geldik. Eğer Kayseri'ye gitsek diyorlar ki pastırma bizim bu bölgenin meşhur ürünüdür diye. Kastamonu'ya gidiyoruz. Kastamonu pastırması daha meşhurdur diye. Ömer Faruk Karabıyıkoğlu yanımızda. Kaçıncı nesil bu üretim yapılıyor? Efendim bizim dördüncü nesil, dördüncü kuşak. Beraber bu işi yapıyoruz. Arkadaşlarımız şu an dördüncü nesil. Peki Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? Nedir bu aradaki fark? Efendim Kayseri şu anda fabrikasyon olarak yapıyor. Biz hala Kastamonu'da doğal yöntemlerle, gün kurutmasıyla bu işi yapıyoruz. Bizim Kastamonu hayvanlarıyla, ılgazla yetişen hayvanların etiyle biz bunları yapıyoruz. O peki, doğal ortamda yetişen hayvanlarla. Peki bunun olgunlaşma süreci ne kadardır? Yani bir pastırma yapmak için hangi işlemlerden geçer, ne kadar süre sonra tüketiciye sunulur? Efendim biz Kastamonu pastırması olarak 70-75 gün bu pastırmak için emek veriyoruz. Yani 75 gün sonra biz raflara çıkartabiliyoruz pastırmamızı. Kayseri'de bu bir haftada 10 günde ısıl işlem uygulayarak raflara sunuyorlar. Muhtemelen orada da yine doğal üretim yapanlar da vardır. Şimdi hepsinin de hakkını yemeyelim tabii ama ki. Son itibariyle bu işin biraz da nüktesi aslında. Kayseri'nin de Kastamonu'da pastırması
İkisi de lezzetli. Biz sadece şimdi burayı görünce bir takılalım istedik. Hepsi ayrı bir değer aslında. Bunun coğrafi işaret tescilleri alınmış mı, alınıyor mu, nedir durum? Şu anda alım aşamasında başvuruları yapıldı. Son aşamada en son noktadayız. İnşallah biz de Kastamonu pastırması olarak bunun patentini alacağız. Evet, şimdi sizlerin huzurunda Kastamonu pastırmasını deniyoruz. Devamı geliyor yani. Devamı gelir. İkramda. Ama hakikaten şöyle bakıyorsun, ben karşıda kameraman arkadaşım buralı görüyorum. Evet. Yapmak ya gibi. Bizim ağızda eriyip dağılması lazım. Bizim asıl hedefimiz o. İyi bir pastırma öyle mi anlaşılır? İyi, nasıl anlaşılır? Bizim için iyi bir pastırma öyle anlaşılır. Yani ağızda tamamen dağılması, böyle direkt inmesi lazım mideye. Kokusu? Sarımsak kokusu olacak. Tabii çemen kokusu olacak. Sarımsağımız bir de Taşköprü sarımsağı olacak. He. En büyük değerlerimizden biri. Sen en başta söylemen gereken şeyi en sonda söyledin. Ya o da bizim kendi şeyimiz. Yani Taşköprü sarımsağı bunun aromasını veren, en çok şeyini yapan Taşköprü sarımsağı. Pastırmanın içinde temel olarak neler var? Efendim, dana sırtımız zaten sırttan yapıyoruz ağızda erimesi için. Ondan sonra çemeninde sarımsağı, biberi, çemen unu dediğimiz çemen unu, genel olarak bu şekilde. Zaten pastırma bir kere tuzla beklediği için tuzunu direkt kendi etinde oluyor. Çemenin de genel olarak sarımsağın ağırlık bastığı bir tat var. Acıyla beraber. Harika bir tat. Gerçekten ustalarla karşılaşmak bizi sevindiriyor. Çünkü artık bu tür ürünler üretenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. O yüzden bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım diye hep konuşuyoruz. Yanımızda Sabri Usta'mız var. Sabri Usta, kaç yaşındasın? 72 yaşındayım. 62 senedir kaşık ustasıyım. Maşallah. Ustamız da dededen, babadan, bir de daha öteden Hoca Ahmet Yesevi, onun çıraklarının türbeleri var. Adım Sabri Özşahin. Sakarya, Taraklı, Alballar Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Ve 62 senelik ustayım. Maşallah. Neler üretiyorsun amca? Şimdi kaşık üretiyoruz ama benim ürettiğim kaşık farklı. Kaşık her ağaçtan olur. Yalnız şimşirle, zeytin ağacının kaşığı bakteri almaz ve üretmez. Şimşir kaşıkla yemek yiyen insanda gatti surette mide hastalığı, diş sağlığı sorunu olmaz. Tarihi bir laf daha var. Kel başa şimşir tarak. Tarağını kullanan insanda gati surette saç sorunu olmaz. Başında elektriklenme, kepekleme, migren ağrısı olmaz. Gatiyen saç dökülmesi olmaz. Bak yaşım 72, hal cebimdedir tarağım. Maşallahım var. Bunlar tarihi şeyler. Ben demiyorum. Tarih diyor kel başa şimşir tarak diye. Doğru. Peki onun... amca bir şey soracağım sana. Şimdi bu işleri yapanların sayısı da azalıyor. Senden sonra bu işlere devam edecek kimse var mı? Yok. Şu anda elde yapan benim fabrikam var. Çocuklar artık makinelerde yapıyorlar. Çocuklar artık böyle oturup da bu işi yapmıyorlar. Bilgisayar hasta, telefon hastası. Onun için bak o arkadaşın da boyun kaşığı. Bak güzel sesini de, görür musun? Ya? Sadece tabii. Yemek için değil bir tabii. De oyun için. Oyun. Amca sen herhalde biliyorsun bu işi. Bir şöyle bir şey yap bakayım bir oyun... Oyna da tut. Şöyle bir çeksin arkadaş. Sen bu işi biliyorsun. Silifkelilik var mı? Silifkeliyim ben.
Belli zaten kaşığı tutuşundan belli. Ben de Mersinliyim. Çekti demek ki kan. Anadolu coğrafyasının tüm zenginliklerinin buluştuğu fuardayız. Yörex fuarındayız. Yanımızda Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır var. Yörex'i 10. yaşına taşıyan isimlerin başında geliyor. Hakikaten güzel bir organizasyon. Çünkü biz bu tür organizasyonlarla birlikte bu ülkenin değerlerini tekrar hatırlamaya başladık. Tabii bunun hem Türkiye için de önemin anlaşılması ayrı bir konu. Bir de yurt dışında, uluslararası pazarda da anlaşılması gerekiyor. Nereden nereye geldik, nereye gidiyoruz bu coğrafi işaret ve yöresel ürünlerde? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlk yaptığımız iş coğrafi işaret konusunu Türkiye'nin gündemine oturttuk. Belli hükümet programlarına soktuk. Artık bu konuşulmaya başladı. Türkiye'de ilk başladığımız dönemlerde 46 ilimizin coğrafi işaretli ürünü vardı. Bugün görüyoruz ki her ilimizin en az bir tane coğrafi işaretli ürünü var. 109 tane coğrafi işaretli üründen bugün 446 tane coğrafi işaretli ürüne ulaştık. 424 tane de coğrafi işaret başvurusu kabul edilmiş ürünümüz var. Önce kendi halkımıza ve ürünleri üreten insanlara cesaret verdik. Bu ürünlerin tekrar tanıtılmasına fayda sağladık. Ve şu anda üreticimizdeki sinerjiyi yurt dışına taşımak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. 10 yıl içerisinde buraya ilk gün gelen ürünlerimizi bugün baktığımda ben gelişimi çok müthiş derecede olumlu görüyorum. Bundan sonra da Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan da sözümüzü aldık. Önümüzdeki yıl Yörex projemizi yurt dışına çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki bu ürünlerimizi kendi insanımıza tanıttıktan sonra dünya insanlarıyla tanıştırdığımızda tarımdaki katma değeri, kırsaldan göçü engellemiş olacağız. Yörelerin kalkınmasına destek sağlayacağız. Bir de atalarımızdan kalma bu eşsiz zenginliği gelecek nesillere aktarmış olacağız. Yolun henüz başındayız. Coğrafi işaret meselesini, farkındalığını yarattık. Ama coğrafi işareti almakla işimiz bitmiyor. Bundan sonrası onun izlenmesi, denetlenmesiyle ilgili bir takım gelişimleri yapmamız gerekiyor. Yine fuarımızın açılışında Sayın Bakanımıza 4 tane konu arz ettik. Bunlardan bir tanesi de coğrafi işaretler bilgi sistemi diye CİBİS diye bir sistem önerimiz. Öyle bir sistemle Türkiye'deki coğrafi işaretleri kayıt altına alıp onların izlenebilmesini, takip edilmesini, denetlemesini sağlayarak üreticinin hakkını, hukukunu koruyacağız. Tüketicinin de ne aldığı konusunda garantisini vermiş olacağız. Çok kısa dünyadaki ekonomisi ve Türkiye'nin potansiyelini de söyler misiniz bu alanda coğrafi işaret ürünlerde? Dünyada 8900 civarında coğrafi işaret almış ürün var ve bu 200 milyar avroluk bir pasta. Aslında biz bugün düşündüğümüzde Türkiye'nin dünyadaki ekonomik büyüklüğünü 2 milyar avroluk bir ihracat yapıyor olmamız gerekir. Ama 200-300 milyon euro civarındayız. Zaten bizim de derdimiz bu pastadaki payımızı almak. Dünyadaki coğrafi işaretli ürün sayısının neredeyse 3'te 1'i kadar bizim coğrafi işaret alacak ürünümüz var. Müthiş bir zenginlik, binlerce yıllık birikim. Bu birikimi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu burada herkese destek veriyor. Size de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Silifke'nin yoğurdu türküsü var. Evet. Hepimiz biliyoruz. Evet. Ama Silifke yoğurdunu maalesef çok göremiyoruz. Şimdi evet. Silifke'nin yoğurdunu yoğurt yapan şey nedir?
en önemli özelliği bölgemizdeki keçi sütlerinden üretilen bir konsepte üretilmesi gerekiyor bu ürünün. Atalarımızdan gelen maya usulüyle yapılması gerekiyor. Bizim Silifke yoğurdunu ön plana çıkaran esas etken bu. Öyle bir yoğurt ürettiğiniz takdirde böyle kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz. Yağ oranımız keçi partikülleri küçük olduğu için lezzetin damakta vurma oranı çok daha fazla oluyor. Aha. Kendini ön plana çıkarıyor. Krema tarzı bir lezzet veriyor. İşte yoğurt bu. Silifke'nin yoğurdu. Mevsimde Tarım programından bu haftalıkta bu kadar. Anadolu'nun zenginliklerinin buluştuğu Antalya'daki Yörex Fuarı'ndaydık. Coğrafi işaret tescili almış ve almaya aday olan marka ürünlerimizin hikayelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Sizler de tarım ve gıda sektörüyle ilgili önerilerinizi, yorumlarınızı, hikayelerinizi tarim@bloomberg.com adresine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun farklı köşesinde yine üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. KT'den tarım ve gıda sektörüne yönelik bir program. Akıllı Tarım. Tarım dediğimiz zaman özellikle Türkiye'de çiftçinin önemli gündem maddelerinden bir tanesi girdi maliyetleri, oradaki fiyat artışları. İrfan Donat'ın sunumu ve uzman konukların yorumlarıyla Türkiye ve dünyada sektörün bugünü ve geleceği masaya yatırılıyor. Tarımsal üretim stratejileri, modern tarımın finansmanı, yeni teknolojiler, sektördeki risk yönetimi ve tüketici tercihlerinin ekonomiye yansıması akıllı tarımda inceleniyor. Akıllı Tarım, Salı 13.30'da Bloomberg TV'de.